Efendim herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Konya'dayız. Benim memleketimde, köyümdeyiz şu anda. Arkada gördüğünüz de bizim köyümüz. Burada bahsedeceğim konu birazcık daha farklı bir konu. Şimdi buraya geldik. Abim birçok çam fidesi almış. Biliyorsunuz ben de hep daha önceki videolarımda da gittiğim yerlerde gördüklerimi hayatla, ticaretle, işletmeyle, business'la ilişkilendirmeyi çok seviyorum. Günlük hayatla ilişkilendirmeyi seviyorum. Biz de fideyi aldık. Ailece herkes birer tane çam dikti. Özellikle şu zamanlarda bu daha çok hassas bir konu. Gerçi hep hassas bir konuydu ama son zamanlarda biraz daha hassas olduğumuz bir konu hepimizin. Çam dikmek için ilk başta bizim buraların toprağı birazcık serttir. Taşlıdır. İlk başta çam dikmek için önce toprağı bir suladık. Önden bir su verdik. Ardından bir süre bekledi, o su çekti şöyle güzelce kendini içine çekti. Ardından toprağı kazmaya başladı. Fideyi dikmeden önce. Fide zaten hazır olarak gelmişti. Yani belli bir toprağın içerisindeydi. Fide bir poşetin içerisindeydi. Toprağı kazmaya başladık. Geniş bir alan oluşturmamız gerekiyor. Çok geniş değil ama biraz derin bir alan oluşturmamız gerekiyor ki o fidenin o yaprak diyeyim yeşil olmayan kısmı yani o tarafına iyice bu işi bilenler benden iyi bilirler. Ben çok tecrübeli değilim. İyice toprağın içine kadar girmesi lazım. Derinleştirirken karşımıza buralar işte dediğim gibi taşlık. Taşlık olduğu için bir taş çıktı, biraz geniş bir taş çıktı. Sonra bu taşı haliyle kıramadık. Fakat taşı çıkarttık. Nasıl çıkarttık? Taşın kendisine vurarak ve parçalayarak değil, taşın etrafını kazarak çıkarttık. Taşın etrafında boşluk oluşturduk ve taşı yukarı çıkarttık. Sonra fidemizi yerleştirdik. Üstünü tekrar toprakla kapattık ve can suyu döktük. Şimdi bu adam bize bunu niye anlatıyor? YouTube'da bir sürü kanal var. Böyle fide nasıl dikilir, tarım nasıl yapılır bunları anlatan. Benim derdim bunları anlatmak veya öğretmek değil. Ben buradan kendim ne öğrendiğimi paylaşmak istiyorum sadece. Ben önce şunu öğrendim. Ne kadar sert olursa olsun toprağı suladık ve yumuşattık. Yani insanoğlu da böyle. Karşımızdaki eşimiz, çocuğumuz veya bir başkası olduğunda da iş yerimizde bir üstümüz olabilir, bir yanımızda çalışan bir arkadaşımız olabilir. Ne kadar sert tabiatlı da olsa, şartlar ne kadar sert olursa olsun önce onu güzelce belli bir kıvama getirip yumuşatmak gerekiyor ki sonra bir işleme tabi tutalım, pes etmeden. Ardından belli bir derinlik oluşturmamız gerekiyor. O derinliğe ulaşmadan ve o kökler o derinliğe kadar ilk başta inmesini biz sağlamadan maalesef toprak, o ağaç kendi kendine büyümüyor. Ona ilk başta biz vermemiz gerekiyor. Bu kendi ailemiz için de geçerli, çevremiz için, kendimiz için de geçerli. Belli bir derinlik oluşturmamız gerekiyor. Eğer bir işi, bir işletmeyi, kendimizi büyütmek istiyorsak, ilk başta belli bir derinliğimizi oluşturacağız onunla ilgili. Ondan sonra ekeceğiz. Hemen üstün körü yapılmış işlerle, üstün körü yapılmış araştırmalarla, üstün körü yapılmış heyecanlarla bir derinlik oluşturmadan bir işe girdiğimizde maalesef başarılı olma ihtimalimiz çok düşük. Elon Musk'ı biliyoruz hepimiz. Bu SpaceX'i yapacağı zaman da kendisiyle görüşen roket mühendislerinin bir sözü var. Hep bunu internette görmüşsünüzdür. Diyorlar ki yani bizim kadar biliyordu. Çünkü adam çıkmış bütün kitapları, makaleleri birçoğunu taramış. Bir derinlik oluşturmuş kendine. Ve karşımıza orada bir taş çıktı. Şimdi o taşı kırmazdık. Kırmak çok saçma bir şey. O taşla mücadele etmek çok başka bir şey. Bu bir direnç. Hayatımızda karşılaştığımız dirençlerden bir tanesi. Ve biz bununla taşın üzerine giderek savaşmadık. Ne yaptık? Taşın etrafını açtık. Etrafındaki yumuşak taşın etrafında ona güç veren, kendisinden daha yumuşak diğer dokularla olan arasını açtık. Ve taşı olduğu gibi böylece çıkarttık. Onu da kırmamış olduk. Olduğu yerden sadece başka bir yere aldık. Kırmadan etrafıyla olan ilişkilerinde bir boşluk oluşturduk ve o taşı aldık. Artık bunun ne anlama gelebileceğini kişisel hayatta da, iş hayatında da düşünebilirsiniz. Hiç birebir çok sert mücadelelere yeri geldiğinde çok fazla gerek yok. Onun yerine etrafını gerekli zemini oluşturup yine etrafı yumuşatarak zemini değiştirebiliriz. Bir de orada o taş karşımıza çıktığında ben dedim eyvah karşımıza bir taş çıktı. Şimdi bir de bununla uğraşacağız. Çünkü sert kayalıklı bir zemin. Ama annem bir şey söyledi. Dedi ki çok iyi. O taşı çekersek dedi orada çok iyi bir fide. Çünkü altında bir boşluk oluşuyor. O taşın doldurduğu ve bizim işimize yaramayacak olan normalde taşı orada olduğunda bir boşluk var, bir hacim var. Biz onu çektiğimiz zaman oradaki oluşan hacim fide için çok faydalıymış. Bu da bana bir ders verdi aslında. Karşımıza gelen böyle bir engel var. Ben bu engeli aştığımda, bunu ortadan kaldırdığımda aslında onun arkasında büyük bir ferahlık var. Ayrıca
Bu kendi işletmelerimizde de, ticarette de, aile hayatımızda da böyle taş insanların diyeyim, iş yapmamıza engel olan insanların oluşturduğu bir hacim var, kapladığı. Biz onları da bertaraf ettiğimizde orada güzel bir boşluk oluşuyor ve o boşluğu da doğru toprakla doldurduğumuz zaman büyük bir verim elde ediyoruz. Hem de büyük bir işi bir anda, yani o kadar toprağı kazmaktansa taşı kaldırdığımızda büyük bir hacim oluşturuyoruz. Üstünü kapattık. Güzelce tekrar sağlamlaştırdık etrafını, dik durmasını sağladık. Bu herkes için, hepimiz için, işimiz için de geçerli. İlk başta o, çünkü tek başına ayakta duramıyor. O çam birkaç sene sonra bizim için devasa, elimizle kıpırdatamayacağımız, köklerini her yere salmış metrelerce belki bir ağaç olacak. Ama şu anda bir fide. Şu anda bizim etrafını toprakla güzelce kapatıp dik durmasını sağlamamıza ihtiyacı var. Ardından da can suyunu verdik. Her ne kadar yağmur yağsa da, her ne kadar arada bir soluyacak olsak da, ben değil buradaki ailem, ama işte o can suyunu vermek çok önemli. Yani yeni bir işte de her zaman budur. Yatırımdan kaçmamamız lazım. O can suyunu verirken yatırımdan kaçmamamız gerekiyor. Bir çocukta, yeni bir ilişkide o can suyunu verecek enerjiyi bizim vermekten kaçmamamız gerekiyor ki karşılığını görelim diye ben ders aldım. Herkese çok çok selamlar Türkiye'den. Böyle arkamda güzel bir manzara da var. Çok güzel çekimler de yaptım ama biliyorsunuz bunları editlemek, eklemek, çıkarmak çok uzun iş. Yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da kusuruma bakmayın. Uzun bir aradan sonra tekrar görüştük. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.